Facebook kültürü ve onun toplum üzerindeki etkileri. Aslında bu gençlikle çok ilgili bir konu olduğu için bu programa koyalım diye düşünmüştük. Onu size anlatmaya çalışacağım. Şimdi nasıl bir dünyada yaşıyoruz konusunda birçok siyasi açıklama var biliyorsunuz. Bir taraftaki konuşmaları dinlerseniz savaşların olduğu, ondan sonra büyük sermaye egemenliğinin olduğu, işte Bush ve çevresindeki adamların egemenliğinin olduğu bir dünya tarif edeceğiz. Siyasi bir dünya var biliyorsunuz. Ben hani onunla bağlantılı ama daha çok biyolojik hayatı nasıl etkileyen bir dünya var onunla ilgili konuşacağım. O yüzden aslında bir küresel şişmanlatıcı çevreden bahsedelim. Küresel obezite yapıcı çevreden bahsedebiliriz. Bunun birkaç tane görüntüsü var. Bir tanesi de dünyanın birçok bölgesinde Türkiye'de yavaş yavaş böyle bir trend olmuş durumda. Yoksullar ya da zengin olmayanlar diyelim buna. Daha çok şey tüketiyorlar, Facebook tüketiyorlar. Türkiye'de aslında, Türkiye'deki yoksulluk daha derin bir yoksulluk olduğu için henüz Türkiye'nin yoksulları Facebook alışkanlığı kazanacak kadar şey değiller, paraları yok. Ama dünyada örneğin Avrupa'da, Amerika'da falan daha çok yoksul kesimler Facebook tüketiyor. Biliyorsunuz geçen hafta Amerika'nın en büyük işte Facebook endüstrisinin en büyük grubu olan McDonald's 50. yılını kutladı. Ve o zaman rakamlar yayınlandı. 247.115.000 tane Facebook restoranı var Amerika'da. Ve çocuklar enerji ihtiyaçlarının %10'unu bu türbesinlere sağladı. Bir başka önemli konu, biliyorsunuz doktorlar, bilim adamları yıllarca sigara sağlığa zararlıdır diye anlattılar. Ama sigaranın sağlığa zararlı olduğunun herkes tarafından kabul edilmesi ve tütün endüstrisinin sigara paketlerinin üzerine sigara sağlığa zararlıdır, hatta onun ötesinde sigara öldürür yazması son 5-10 yılda gerçekleşti. Şimdi herkes şöyle bir noktada birleşmek üzere bu başlamış durumda bu süreç. Aslında yarattığı sağlık riskleri bakımından tütün endüstrisinin yerini besin endüstrisi alıyor ve bununla ilişkili önemli bir tartışma dünyada yürüyor. Mesela bunun bazı bulguları var. Eskiden en çok reklam verenler sigara endüstrisiydi. Şimdi onun yerini besin endüstrisi alıyor. Örneğin Amerika'daki reklam harcamaları 30 milyar dolar, Güneydoğu Asya'da. Beni daha çok üzen aslında, hani çocuklara da anlatırım onu arkadaşlara. Meksikalı çocuklar sütten daha fazla kola içiyor. Dün Atafen'de bu konuyla ilişkili konuştuk. Orada sordum, süt içenler parmak kaldırsın, işte sınıfın üçte biri. Kola içenler parmak kaldırsın, hemen hemen bütünü kola içiyor. Sonuçta kimse süt bağımlısı değil ama birçok insan kola bağımlısı. Burada bile vardır. Belki. Onun niye böyle olduğunu biraz sonra söylemeye çalışacağım. Şimdi dünyada gerçekten bir şişmanlık pandemisi var. Bu giderek birçok ülkeleri ilgilendiriyor. Avustralya, Çin, İspanya. Tabii Çin'le ilişkili problem şu. Çin biliyorsunuz kültürünü, ekonomik hayatını değiştiriyor ve orada da benzer tüketim eğilimleri başladı. Ama yani ben onun öyle bir espri yapıyorum. Eğer Çin'de de ciddi bir obezite problemi ortaya çıkarsa o zaman dünyanın bir dengesi konusunda problemler ortaya çıkabilir. Çünkü 2-3 milyar insanın obez olduğunu düşünürseniz ciddi bir dünyadaki yük artacak demektir. Esas tabii buna ilişkili bir başka problem değerli arkadaşlar. Aslında şişmanlıkla mansiyon sıklığı neredeyse birbirine yakın hale geldi. Aslında dünyada böyle bir simetri söz konusu. Yani dünyanın kuzeyi, başta Amerika olmak üzere ciddi bir şekilde şişmanlıyor. Ama dünyanın güneyi, özellikle Sahra altı Afrika ve Asya olmak üzere ciddi bir mansiyon problemine karşı karşıya. Şimdi bunun ikisinin arasında nasıl bir bağlantı var konusunda açıklamaya gerek var mı? Hani kamu yönetimi ve siyaset savaşı arkadaşlar hani bu konuyu güzel bir şekilde söyleyebilirler. Ama ben burada böyle bir hani nasıl söyleyeyim gizli bir adalet hissediyorum bazen. Çünkü mansiyon da bir sağlık sorunu, obezite de bir sağlık sorunu. Sonuçta Amerika biliyorsunuz dünyadaki üretimin yaklaşık %20'sini onlar tüketiyor. Ve bu tüketimden dolayı ciddi bir sağlık problemine karşı karşıya kaldılar. Obeziteden dolayı. En son dünkü haberleri görmüşsünüz ya da gazeteleri Clinton bu Arkansas valisiyle birlikte obeziteye karşı, çocukluk çağ kampanya başlattı. Demek ki bu kadar önemli bir problem haline geldi.
Yani diyeceğim aslında Amerika dünyadaki mantisyondan büyük ölçüde sorumlu yarattığı ekonomik eşitsizlik yüzünden ama onun cefasını bir şekilde bu şekilde bir cezasını bu şekilde çekiyor gibi düşünebiliriz. Hani bir nokta. Ama tabii esas sorun arkadaşlar bu şişmanlık kadar biraz sonra biraz daha söyleyeceğim. Şişmanlığa bağlı tıbbi problemler dünyada artıyor. Şeker hastalığı vesaire filan. Bütün ülkelerde görülüyor ki besin erişimin en önemli hedef grubu çocuklar ve gençler. Reklam kampanyalarından tutun da sponsorluk çalışmalarına kadar böyle bir çalışma yürütülüyor. Ve bunun içinde biliyorsunuz Türkiye'de de aynı şey var. Özellikle reklam sektörü çocuk zihinlerini çelmek için bir sürü üretimde bulunuyor. Ama biz farkında olmalıyız ki birçok otorite aynı karıda çocuklara yönelik reklamlar özü itibariyle aldatıcı. Özellikle 8 yaşın altında bu çok geçer. Çünkü 8-10 yaşın altında çocuklar gerçek dünyayla reklamlarda söz edilen dünya arasındaki farkı anlamıyor. O nedenle birçok ülkede çocuklara yönelik reklamların sınırlandırılması konusunda çalışmalar söz konusu. Örneğin Fransa'da bu konuda bir takım bilgiler var. Şimdi problem şu. Hani bu fast food denilen olayın gerisinde neler var diye baktığımız zaman önce bu niçin insanlar fast food seviyor? Bir kere bir kolay erişilir. İşte fast food restoranları en çok şeyde alışıyorlar biliyorsunuz. İnsanların en çok yürüdüğü yerlerde alışıyorlar. Eskiden Kızılay'da, Ankara'da uzun girdiği bir, herkesin gittiği bir pastane vardı. Pek bir iş yapmazdı diyelim ki. Orayı kapattılar, McDonald's yaptılar. Çünkü bakmışlardı oradan ne kadar insan geçirdi. Her yerde böyle bir şeyler var. Ucuz, lezzetli, buradaki lezzetliyi tırnak içine almamız gerekiyor tabii. Ama insanların daha doğrusu oluşmuş olan damak tatlarına hitap ediyor. Şeker ve yağ içeriği fazla, bundaki en büyük faktör bu, araştırmalar bunu gösteriyor. Ama bunun kadar önemli olan bir başka nokta, aslında özellikle içine konan soslardan kaynaklanan bir kimyasal suni tat var. Örneğin bu New Jersey'de bir kimya fabrikası yat ve fast food endüstrisine şey üretiyor. Tat üretiyor. Tat dediğin bu doğada olan tatlar değil. Doğada olan tatlar var. Papatya'nın tadı atıyor, elmanın tadı, çileğin tadı gibi filan. Öyle değil. Bu tatlar İnsanlar bir iki defa, üç beş defa yedikten sonra tekrar onu istesinler diye yapılmış olan tatlar. Hani bir tür şey gibi, televizyonlardaki dizi filmlerin insanları bağımlı hale getirmesi gibi birçok örnek verilebilir hayattan aslında. Ya da işte moda, araba bağımlılığı birçok. Ama buradaki şey, bu kimya fabrikalarında üretilen tatlar satılıyor birçok ülkeye. Birçok endüstriye, işte içtiğimiz besinler de var. Bu Facebook, bu konuda çok daha fazla şey. Rakamları bilmek ister misiniz? Bilmiyorum. Yani büyük seçim bir, yani eğer hamburger yiyorsanız, eğer büyük seçim yerseniz 1000 kalori falan alıyorsunuz. İçindeki kola, mola falan daha iyi. Ve bu da büyük ölçüde sizin günlük enerjinizin yarısını karşılıyor. O yüzden eğer hem hamburger yerseniz hem de aynı gün yemeye devam ederseniz ciddi bir şekilde fazla kalori alma riskiyle karşı karşıyasınız demek. Şimdi peki, yani insanlar fazla kalori alsalar ne olur? Bunu konuşabiliriz. Bu konuda işte endokrinoloji, metabolizma dünyasında son yıllarda revaçta olan bir hipotezden ben size bahsetmek istiyorum. Yani neye yol açıyor fazla kalori almak onu anlatmak için. Şimdi insanlar aslında eskiden biliyorsunuz bu şekilde avcı, toplayıcı bir toplumsal geçmişimiz var aslında. Ya da tarım ekonomisi diyelim. O ne anlama geliyordu? Az besin vardı. İnsanlar o az besini uğraşarak elde ediyorlardı. Bir tür çöl faresi gibi. Şimdi bu çöl fareleriyle ilgili yapılan araştırmalar gösterdi ki çöl fareleri tutumlu genlere sahip. Yani az enerjiyle kendi vücut dengelerini idare etmeye dönük bir metabolizmaları var. Bu nasıl sağlanıyor peki? Bu şöyle sağlanıyor. Hepimiz biliyoruz ya da arkadaşlar için söyleyelim. Vücutta enerji metabolizması için en büyük, en önemli hormon insülin. Ve bu insülin hormonunun gidip bağlandığı reseptörler var, insülin reseptörleri. Eğer insülin reseptörleri az çalışırsa, siz, kas dokusu için örneğin bunu örnek verelim,
enerjiyi alırsınız ama bunu az kullanırsınız. Ne yaparsınız peki? Depolarsınız. Bu farelerde gösterildi ki fizyolojik olarak az da yetinmeye dönük olarak insülin reseptörleri az çalışıyor. Bir anlayabilirim. Enerji tasarrufu için. Bu bir tür şey gibi. Hani elektrik azaldığı zaman ondan sonra küçük ampulleri kullanmak gibi. Ya da şimdi Küba'da yapıyor ya şey, Fidel Castro. Ondan sonra bir ampulleri şey değiştirdi. Floransan, beyaz ampulleri değiştirdi. Çünkü onlar daha az enerji yakıyor. Bir toplumsal genetik böyle oluşmuş durumda. Uzun bir süre. Peki sonra ne oldu? Bu çöl farelerini eğer laboratuvar ortamında alıp şeyle beslerseniz, enerji yoğun gıdayla beslerseniz laboratuvar ortamında, bunlar bir süre sonra hızlı bir şekilde şişmanlamaya başlıyor. Bekleneceği gibi. Ama esas önemlisi bu tutumlu genleri onlar için bir handikap haline geliyor ve oluşmuş olan insülin direnci fazla enerjiyle birlikte şeker hastalığına yol açıyor. Şimdi o yüzden şişmanlık artışı, şeker hastalığındaki artışın bu tutumlu genlere sahip olan atalarımızdan kalma, tutumlu genler yüzünden gerçekleştiğini şimdi bilebiliyoruz. Peki bunun, yani bunun en önemli göstergesi ne? Şu. Örneğin arkadaşlar biliyorlar, tipiki şeker hastalığı en çok nerede artıyor? Güneydoğu Asya, ondan sonra Amerika'nın zencileri vesaire. Yani eski kuşakları tutumlu genlere sahip olan topluluklarda daha çok artıyor. Bu dünya için önemli bir şey. Komplikasyon. Çünkü kronik hastalıklarla baş etmek çok daha güç gibi görünüyor. Bu filmi herhalde biliyorsunuz. Bu Şişir Beni filmi. Seyreden var mı içinizde? Belgesel mi? Super Size Me. Bu sene belgesel film Oscar aldı. Bu filmin yönetmeni fast food restorana 3 defa gidiyor ve bütün hayatını bir kamera izliyor. Aslında tabii filmden önce bu alışkanlığa ya da buna karar vermeden önce fast food restoranına gitmeye başlamadan önce bütün sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Doktorlar var, şunlar var falan. Sonuçta bir ayın sonunda 11 kilo oluyor, yanlış söylemiyorsam. Ve kolesterol miktarı, işte trigliserit miktarı, kötü kan yağları arttığı için bu deneye son vermek zorunda. Bu şunu bize gösterdi. Eskiden de bu hep bilinirdi zaten. Sonuçta gerçekten de fast food ve onun gibi bir besinlerle beslenirseniz şişmanlık kaçınılmaz bir sonuç. Buna paralel bir şekilde bu sene 1 Ocak 2005'te çok ünlü bir tıp dergisi var. Haftalık İngilizce yayınlıyor, The Lancet diye. Lancet şey biliyorsunuz hani Lancet, bildiğimiz Lancet. Yani oradan aslında gelmiş. Bu dergide yayınlanan bir araştırma var. 3031 tane 15 yıldır sürdürülen çalışma bu. Ve gösterildi ki eğer haftada 2 kezden fazla fast food restoranına gidiyorsanız ağrınız ortadan 5 kilogram fazla gibi. Sonuçta bütün bu bilgiler bize aslında fast food beslenmenin şişmanlığa ve sağlık riskine yol açtığını gösterdi. Peki bunun yol açtığı bir problem ne? Bunun yol açtığı bir problem şu. Metabolik sendrom diye erişimlerle bilinen bir hastalık var. Bu şekilde bir karna sahipsiniz. Gövdesel şişmanlık. Ondan sonra tansiyonunuz yüksek, kolesterolünüz yüksek. Ve aslında birçok başka problemimiz de var. Biz bunlara metabolik sendrom diyoruz. Bunlar aynı zamanda kimler? Gece çok horlayanlar, uyku apnesi olanlar. Ondan sonra çabuk acıkanlar ve hiç farkında olmadan uykuları gelen insanlar. Mesela bence bizim bu şu andaki şey bakanı, kültür bakanı da metabolik sendrom olduğunu geçen gün gelip kendime düşündüm. Çünkü bir televizyonda onu seyrediyorum, ciddi bir şey sordular aynı zamanda. Adenoid, yani geniz eti problemi var çünkü konuşurken çok fazla burnundan ses çıkıyordu. Ama gerçekten de metabolik sendromla şey arasında da bir ilişki var zaten bu uyku apne sendromu arasında. Anlaşıldığı kadarıyla onun öyle problemi var. Neyse lafı dağıtmayayım. Bu metabolik sendrom erişkinlerin bir problemiyken şimdi giderek çocukların bir problemi haline geldi. Ve ondan dolayı da biz bu konuya şimdi diğer arkadaşlar hep beraber eğilmemiz gerekiyor. Karın ağrısı mesela çok durum ortaokullarda falan. Sonra anlaşıldı ki tek araştırmalar bunun gerisinde şey var. Bu kötü beslenme türü, Facebook vesaire falan bununla ilgili araştırmalar söz konusu. O yüzden böyle kötü bir
hizmet bunlar. Esas da bir problem Türkiye'de, ekonomik toplantıda da o konuşuldu. Bu Coca-Cola'nın yaygınlaşmasından kaynaklı. Aslında Türkiye'de McDonald's'lar, işte Burger King, neyse onun gibi Amerikan tarzı yaşamı söyleyen yerler çok yaygın değil. Hala. Ama bu kola ve benzeri içimi, nedir o? İçecek tüketimde bir artma. Mesela bunda ne, hangi faktör sorumlu? Birçok faktör sorumlu ama hatırlarsanız geçen iki seneden beri Ramazan yani oruç tutma mevsimi diyor. Oruç tutma ayında Ramazan'la birlikte aslında gel 3 ay diye baktığı zaman öyle söylenir. Oruç tutma ayında yani Ramazan'da kola reklamlarında ciddi bir artış söz konusu. Şimdi hatırlayan var mı Coca-Cola reklamını? Yani Van'daki insandan işte Tuşbürek'teki maden işçisine kadar herkes top atılır atılmaz iştahlı bir şekilde değil mi? Kolayla birlikte oruç açıyor. Mesela ben de yani köyde büyüdüm, hepimiz oruç tutardık, herkes de öyle sofraya otururlardı. Bizim normal Anadolu kültüründe oruç açılırken böyle hemen yemeğe saldırılmaz. Hani çünkü öyle bir şey var ya, normalde aç olduğunu şey yapmaman gerekiyor. O kadar bağıra bağıra göstermemek gerekiyor. İşte zeytin, su falan ondan sonra. Ama o reklamlar iştah arttıran ve kola içmeyi teşvik eden reklamlardı biliyorsunuz. Bence esas önemli kısmı dindarlıkla kola içme arasındaki, nasıl söyleyeyim, eskilerde var olan içimsizliği yok eden reklam. Şimdi normalde Anadolu kültüründe aslında şey vardı, hani kolaya karşı falan eskiden beri pek sempati yoktu onun gibi ürünlere. Ama ne yazık ki bu şeyler yüzünden, kola reklamları yüzünden ciddi bir soruna karşı karşıya kaldık. Biliyorsunuz 1 litre kola içecek 400 kalori içeriyor. 1 litre. İçinde 0.5 gram kafein, değişik miktarda renklenen maddeler ve bağımlı hale geliyorsunuz. Ben de bir ara içiyordum. Bu konuşmaları yapmaya başladıktan sonra bıraktım, hani herkes beni uyarmasın diye. Gerçekten de her öğlen bir tane kola içmeye başlarsanız bir süre sonra o tadı özlüyorsunuz. Bu da kimyasal tatlarla ilişkili. Şimdi doğadaki tatlara bağımlı olmuyorsunuz. Bağımlı olduğunuz bir doğal tat hatırlıyor musunuz? Ayran bağımlılığı örneğin, ondan sonra çilek bağımlılığı, elma bağımlılığı falan gibi hatırlıyor musunuz? Yok. Ya da fasulye yemeği bağımlılığı diyorum. Belki yani kebap bağımlısı olabilirse sen. O konuda yok yani. Ha? Ne bağımlısı? Kebap. Yani ama bildiğiniz doğadaki tatlara karşı bağımlılığınız yok. Ama bu tatlara karşı bağımlı olur. Sigara bağımlılığı gibi. Gerçekten de içinde şeyler söz konusu. Öyle tabi hani uyuşturucu anlamında falan söylemiyorum da. Tabi kolayla ilişkili sorulardan bir tanesi de arkadaşlar, kolanın içinde fosforik asit var. Hani açtığınız zaman bir gaz çıkıyor, fosforik asit var. Ve çok kola içerseniz çok fosfor oluyor. Aynı şey çok oral içenlerden içinde geçer. Onların da aynı şey söz konusu. Peki çok fosfor almak sakıncalı mı? Evet, çünkü bağırsaklardan kalsiyumun yiyebilmesi için fosforun yüksek oranda olmaması lazım. Eğer çok fosfor alırsanız kalsiyum yiyebilmeniz düşüyor ve kemiklerinizdeki kalsiyum miktarı azalıyor. Amerika'da bir tane araştırma yayınlandı, bunda ayağa kalktı hepsi. Bir araştırmacı genç kızlardaki kemik kırıklığı sıklığıyla kola içme arasında doğrusal ilişki olduğunu gösterdi. Ama tabii hemen o büyük şey firmaları, kola firmaları itiraf ettiler. Dediler ki bu spekülatif bir araştırmadır. Arasında gerçek bir bağlantı olup olmadığı konusunda yeterli bilgi içermemek dedim. Dileyelim ki daha sonra bunun daha güçlü kanıtları ortaya çıksın. Yakında yani kitap okuma alışkanlığı nasıl bilmiyorum ama bir tane kitap yayınlandı. Hamburger Cumhuriyeti diye, bu Amerika'da çok satan kitaplar arasına girdi. Metis yayınları bunu yayınladı. Bu kitapta bu konuyla ilişkili gerçekten önemli bilgiler söz konusu. Temel mesele de şu, Facebook'un gerçek maliyetini asla menüde göremezsiniz. Ucuzdur ondan sonra ama bakın topluma olan maliyeti hızla yayılan obezite, ucuz iş gücü kullanımının sosyal bedeli ve tarım sektöründeki tahribat. Çünkü hep belli malların üretimine yol açıyor. Çocuklara pazarlanıyor, anlattığım tat bağımlısı, genç işçiler
sömürülüyor. Bakın, şey eğer hani aklınıza kalıyorsa, fast food restoranlarında şey değişimi çok fazla. Eleman değişimi. Bir yıl önce gittiğimizi bir yıl sonra görmüyoruz. Peki niçin böyle oldu? Çünkü asgari ücret ve düşük ücretler. Bakın, öyle bir trajik bir şey ki bu, Amerika'da çok daha fazla geçer başka ülkelerde. Genellikle fast food restoranında çalışanlar 16-20 yaş grubundaki çocuklar, insanlar var. Ergen bir yeni bitirmiş. Onlar kapatıyorlar bir şeyleri. Gece saat 10'da bakıyorsun çalışıyor hala. Bir kere onlar sömürülüyorlar ve onların üzerinden onlar satıyorlar şeyleri çocuklara, onlar bu kez aynı. Başka bir bedensel sömürüyle karşı karşıya kalıyorlar. Gerçekten dünya için büyük bir tehdit. Bakın bazı tıbbi problemler de yol açıyor. Et endüstrisi Amerika'da vasıfsız işçi çalıştığı için bu bir mikrop var. Bizim çocuklar biliyorlar hemotigremik sendrom yol açıyor. Bu işe bir şey koyu bilmem ne. Mesela Amerika'daki hemotigremik sendrom diye atıp göbek etmeler yol açan şey aslında böyle bir şey olduğu gösterdi. Türkiye'de yalnız McDonald's biliyorsunuz Anadolu grubu aldı. Geçen gün diyor ki her şeyde Türk bu çünkü etleri şeyden alıyoruz işte neyse bunlardan alıyorlar, nereden alıyorlar. Ama her ülkede farklı. Amerika'da böyle bir problem olduğunu biliyoruz. Bunu da hatırlatmamız lazım. Bakın okullarda da, tabii üniversite gençliğinde bilmiyorum da nasıl bu durum. Biz liselerde yapmıştık bir araştırma. Sigara içme oranı fena. Esas okullarda kimse meyve yemiyor, ayran içmiyor. Ondan sonra genellikle iyi olmayan besinlerle beslenme şey çok fazla. Televizyon seyretme oranı giderek yükseliyor. Bütün bunlar için yani konuşuyoruz. Biz aslında Türkiye çapında yavaş yavaş bir anti fast food kampanya, ondan sonra giderek çocuk çağı şişmanlığı dikkat eden bir kampanya açtık. İstanbul'da başladık, İzmir'de de şimdi yapıyoruz. Ve bunlarla birlikte okul kantinlerine bir miktar çeki düzen veren çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında üniversite kantinleri de buna dahil olması gerekiyor. Burada bir kantin var mı? Var. Mesela orada meyve, sebze falan satıldığını zannetmiyorum. Orada değil mi? Yani öğrenci derneklerinde ya öğrenci bazenlerinde meyve, sebze satılsın diye isteyeceğini pek zannetmiyorum. Aslında bir tema, bir konu olarak aslında belki de bunlarla yavaş yavaş ulaşmak lazım. Gerçekten. Esas tabii bu reklamlarla ilişkili bir çaba içine gireceğiz. En son Fransa'da tabii kapitalist toplumda reklamları yasaklatmanın sanırım imkansız, mümkün değil anlıyorsun. Ama Fransa'da şey yapıldı. Çocuklara dönük reklamlardan bir fon oluşturdu. Örneğin siz hani prime time'da bir şey reklamı yapıyorsanız, para reklamı yapıyorsanız şu kadar parayı şeye ayırıyorsunuz. Obezite fonuna ayırıyorsunuz, veriyorsunuz ablanız. Şeyden alınıyor ya, vergiler, biz telefon konuşuyoruz, vergi onun gibi bir şey. Belki bunu Türkiye'de yavaş yavaş ulaşmamız gerekiyor. Ama esas da bir gerçekten bütün ortamlarda şu benim anlattıklarımı yayarak aslında yani fast food karşıtı bir şey oluşturmamız gerekiyor. Bir duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bu otomat mesela. Amerika'da okullarda otomatları şey yapıyorlar. Kaldırılması ile ilgili bir kampanya yürütüyorlar. Çünkü otomatlar hepsinde şey yani nedir onlar bisküvi içinde çikolata ya da ona benzeyen şeyler söz konusu. Biz de yavaş yavaş Türkiye'de bu konuyu uğraşmaya çalışacağız. Şimdi tabii bunlar diyeceksiniz ki şey gibi, hani konunun bir küçük boyutu gibi. Ama ben şöyle düşünüyorum zaman zaman, hepimiz biliyorsunuz bir tüketim kışkırtmasıyla karşı karşıyayız dünyada, değil mi? Araba sahibiyseniz 5 yılda bir değiştirin diyorlar. Ondan sonra işte gömleklerinizi hemen değiştiriyorsunuz, işte Bodda vesaire ne almış, Facebook, her şeyle ilişkili böyle bir şey söz konusu. Cep telefonu meselesi değil mi? Yani cep telefonunuzu ne kadar sıklıkla değiştiriyorsunuz? Paranız varsa herkes birkaç yılları ya da bir yılları değiştiriyor. Ya da eğer çocuksanız mesela çocuğunuz varsa benim var şimdi büyük kızım şey değil de o tutumlu ama küçük kızım 11 yaşında o mesela benden daha iyi bir cep telefonu kullanıyor. Muhtemelen daha sonra daha çok isteyecek. Yani şöyle düşünüyorum. Hani bu dünyadaki kültürlüğe karşı ya da bu hani kapitalizm herkes konuşuyor. Nasıl direnebiliriz yani? Siyasi mücadele falan tamam onları da yapabiliriz yapalım. Ben aslında sanki böyle az tüketerek, tutumlu olarak aslında direnebiliriz falan diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey yapsa herkes, dünyadaki insanlar, daha az televizyon seyretse, daha ihtiyacı kadar yese, ihtiyacı kadar tüketse, dünyadaki bu büyük şey, nasıl söyleyeyim, bu ekonomik sömürünün çarkları
yavaşlar diye bir topik şeyler bundan belki ama düşünüyorum. Neyse ben de bunları size, bunları söylemek için söz almıştım. Bitir. Teşekkür ederim. Aslında bazen şöyle hayallerim var. Mesela görev konuları çok daha büyük topluluklara, okullara ben gidip anlatıyorum aslında. Çok büyük topluluklar derken, işte bir futbol maçının başında şey yapacaksın. Sürekli olarak bu konuyu anlatacaksın. O büyük ekranlarından yansıtacaksın, orada konuşacaksın. Ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ya da başka yerlerden falan. Olacak iş değil de. Futbol çok güzelmiş. Futbol evet değil mi? Korsan şey gibi. Eskiden korsan mitingler yapardık. Daha doğrusu korsan sinema filmlerinden önceki korsan sloganlar atardık. Yani çok gerçek bir şey değil de şimdi insanlar hep zevkliğe gelmişler. Size öyle şey. Ama böyle korsan şeyler yapmamız lazım diye zaman zaman düşünüyorum. Şimdi görev hocam. Nerede? Ha alıp mikrofonu ben şey anlatayım. Şey atarlar. Efendim? Gidip orada anlatsam aslında şey yaparım. Ben kovarlar canım biliyorum. Konusu olmuş oldu. Evet. Şey yapar, çanta koca gitti şey yaptı. Sabot yaptı zaten. Bir şey var mı arkadaşlar? Yani bu konuyla ilişkili gözlem ya da bir şeyler ya da başka türlü. Sen neredensin sen? Ben komedyenim. Bak güzel. Buyurun. Hocam özellikle biraz fitiz işte küresel böyle bir şey şu anlamda olacak. Özellikle Amerika'da da başlanmayacak. Şimdi tıbbi bakımdan dikkat edecek olsa Hişman'ın ölçüsü BKV değerleriyle işte normal bir insan ölçüsü. 19-25 arasında olduğu zaman işte normal sayılıyor. Özellikle fesit kültüründe son derece de yaygınlaşan gazlar var. Akalasya. Akalasya sorununun bununla alakası var mı? Son zaman gazeteleri okuyoruz. Akalasya. Akalasya sıralı. Akalasya daha çok... Yok. Akalasya şey diyorsun. Mideyle alakalıdan bir şey var. Refüs de Akalasya olmalı. Refüs de Akalasya olmalı. Yani refüyle belki ilişkisi olabilir çünkü söylediğim gibi karın ağrısı, ondan sonra gaz... Yalnız bizim Türkiye'den, İstanbul'dan bir Sayın Kapıcıoğlu diye bir profesör, kolanın, yalnız başkanı onun şey yapma, teyit etmediği için bu kadar inandırıcı mı diye soru işareti koymamız lazım. Çok kola içmenin mide epitelinde, mide dokusunda değişikliklere yol açtığını gösterdi. Olumsuz değişikliklere yol açtığını gösterdi. Zaman zaman hani karın ağrısı olan vakalarda Facebook ve kola içmesinin çok olduğunu görüyorum ama reflü konusunda bir yayın okumadım işte. Yani reflü arttırdı konusunda. Bir de şey var, sorun yok. Yani, özellikle şey var, genetik bakımdan insana farklı farklı şişman kolosu durumu var. Ben ölçüsüyle alıyorum. Ben şey. Erkeğin de 90 santimden daha fazla olması gibisinden şey yapıyorum. Erkekler arasından farklı bir Türk kültüründe bir farklılık böyle, Amerikan kültüründe böyle bir farklılık var. Bu konudan konu ne yani? Şimdi şöyle, hani iki türlü şişmanlık var. Bir tanesi santral gövdesel şişmanlık, onun ölçütü bel çevresel. Eğer bel çevresi standartların üstündeyse, erkekler için şimdi unutun rakamı 108, kadınlar için 88, öyle bir şey olması lazım. Yalnız Türkiye'de, Türk kadınları, bir ya da iki kez doğum yaptıktan sonra belirgin hayat, bak şöyle, belirgin gövdesel şişmanlık oluyorlar. Yani bu aslında bütün bedensel şişmanlığı yansıtmıyor. O yüzden mesela Türkiye'deki metabolik sandalma sıklıkta çok çıktı. Çok yüksek çıktı. Ya bu gövdesel şişmanlık, benim gösterdiğim o kötü resim var ya en başındaki. Bu gövdesel şişmanlığın yarattığı en büyük problem şu. Bu işte bu resim. Yani şöyle bir şeye sahipseniz, gövdeye sahipsiniz, iç yağlarınız, visceral yağ dokusu dediğimiz, karaciğer, bağırsakların çevresindeki yağlarınız da çok oldu. Şimdi Türkiye'den Gökhan Potamışlıgil diye bir profesör, Harvard'da, Kronik Hastalıklar ve Beslenme Şubesi'nin neyse bölümünün başında, o uzun uzun bu konuyla ilgili çalışma şunu gösterdi. Eğer böyle bir yağ dokusuna sahipseniz, vücudunuzda sanki kronik bir iltihap varmış gibi bizim sitokin adını verdiğimiz, herhangi bir infeksiyon hastalığına salgılanan maddeler salgılanıyor. Mesela bunlarda C-reaktif protein var. Onun yüksek olduğunu gösteriyor. Gazetelerde bu şey yazıyor. Kalp krizinin habercisi C-reaktif protein, SRP diye yazılıyor. Ama bu şu bakımdan çok önemli hakikaten. Eğer böyleyseniz, böyle bir yağ dokusuna sahipseniz, o zaman işte şişmanlıktan ibaret değil sorunumuz.
vücudumuzda kronik miktar olduğu için şeker hastalığı riski artıyor, işte kanser riski artıyor, Alzheimer riski artıyor, birçok hastalık artıyor. Bir de esas şu son yıllarda şu da gösterildi. Eğer insülin direnci varsa, çünkü böyle bir yağ dokunuz varsa insülin direnci olma ihtimali çok yüksek. Beyindeki insülin reseptörlerinde de insülin direnci olduğu için kortikal aktiviteniz düşüyor. Mesela dikkat edin, çok şişman olanlarında bir apati, yani apati, nasıl söylemek lazım Türkçe? Donukluk, güzel. Yani donukluk diye söyleyebiliriz, apati oluyor, donukluk oluyor. Mesela bunu sonra gösterdiler, bu PET diye bir şey var, pozitron emission tomografi. Bu beyindeki enerjiyi görüntüleyebiliyor, onlar da gösterdi, Almanlar çalıştılar. İnsülin direnci olanlarda kortikal aktivitenin azaldığını gösterdi. Yani buradan şeye demek istiyorum, aslında şişmanlama yalnızca bedensel bir şey değil aslında. Hani depresyon oluyorlar, tamam o hani gibi, bunun ötesinde gerçekten zihinsel aktivite azalmaya yol açıyor. Hani tamam esir olsun diye söylüyorum, adam da burada değil, uzakta. Bu mesela bizim Kültür Bakanı'nda böyle ciddi bir şey olduğunu ben hakikaten onu düşünüyorum. Çünkü konuşmaları dinledim. Yani şey var hakikaten, yani bu uyku apnesi var orada, onu anladım. Nasıl, sen bir şey söyleyeyim? Yok, onu ben esir olsun diyorum. Hakikaten onda şey var. Bu uyku apnesi şey bakımdan önemli, bu konuyla uzaktan bağlantılı ama biliyorsunuz trafik kazalarıyla çok yakın bağlantısı var. Kamyon şoförleri, şişman kamyon şoförleri, bu kapnesi, horlama ve trafik. Hocam sizce şey değil mi bu şişmanlık obezitenin çözümü? Başta psikolojik olarak bir tane tedaviyle başlamalı. Direkt olarak bir obezite karşı değil de. Çünkü o şişmanlığı yaşayan insanlara özellikle bazı bizim işte arkadaşlar bulunduğu zaman fluoxetin, septerin, parasitin gibi ilaçlar da işte ilk başta bir kendini gelmesini mi sağlıyor artık? Ben bilmiyorum bundan neden belli. İlk başta obsesif kompulsif hastalığı, özellikle takıntı hastalıkları şişmanlarda daha çok fazlaymış. Özellikle şişmanlar oturuyorlar, birer böyle bakıyorlar onlara falan, bilgilerini çekiyorlar. Sürekli olarak kendini psikolojik baskı altında hissediyor. Ve bunun için de yani kendi yaptığı yemeği mi görüyorlar bizim biraz da hasta bir öyle bir sorunla karşılaşıyor. Böyle bir şimdi benim anlattığım türden şişmanlıkta iştah merkezleri değişiyor burada. O da şeye bağlı, insülin direncine bağlı. Şimdi son yıllarda gösterildi ki aslında İnsülin merkezinin sisteminde önemli bir role sahip. En önemli rolü iştah ayarı. Eğer insülin iyi etkiliyorsa iştahınız azalıyor. Kötü etkiliyorsa, az etkiliyorsa iştahınız artıyor. Bu nörosentrik model dediğimiz bir model çıktı şimdi ortaya. Aslında mesela şeker hastalığının da beyinden kaynaklandığı ciddi kanıtlar söz konusu. O yüzden egzersiz miktarlarımızın hepimizin arttırması gerekiyor. Şimdi günde en az bir yarım saat yürüyüş yapmak, hızlı ya da ona benzer aktivite. Beraberinde dengeyi beslemek çok önemli. Şeyi söylüyorsam dünyada şişmanlıkla birlikte çok büyük bir ilaç endüstrisi şeyi var, yığınağı söz konusu. Zaten o yüzden obezler kadar çok ticari bir konu aynı zamanda. Bununla ilişkili de biliyorsunuz çok kitaplar yayınlanıyor. İlaçlar konusunda, ilaçları üreten firmalar daha çok Amerikan firmaları olduğunu biliyorum. Onlar hoşuna gidiyor insanlar. Ama bu hastalığın en yaygın olduğu yerler yine Amerika. Bunlar bütün tesisler tutmuyor, yoksa bir komplo teorisi aramak? Yok ya, komplo değil abi. Şöyle bir şey, sonuçta hani kapitalizmin en büyük özelliği nereden kere edilecekse oradan kere etmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey. İnsan bedenleri de o yüzden şey haline gelmiş durumda. Bir kar şeyi, nasıl söyleyeyim, kar objesi haline gelmiş durumda. Aslında zaten besin endüstrisi İnsanların çok tüketmesini kışkırtarak büyük paralar kazanıyor. Oradan büyük para kazandı mı? Kazandı. İnsanın kolay işlemesine ihtiyaç var mı? Var hocam. Hayır yok. Bir şey anlamında yok. Yani bir besin olarak var mı? Yok. Benim zihnim çalışmıyor. Hayır yok yani şey olarak söylüyorum. Doğal olarak söylüyorum. Ayran içmeye ihtiyaç var çünkü içinde kalsiyum, yağ vesaire falan alıyorsun. Et yemen lazım, hayvansal protein alıyorsun falan gibi. Ispanak yemen lazım, içinde neyse, karakter, şunu filan. Bunun gibi yani kola içmene ihtiyaç var mı? Yok. Onun gibi Facebook'ta, yani bizim kalori ihtiyacımız Facebook'tan beslenen almamıza ihtiyaç var mı? Yok. Yani onun için diyorum, oradan büyük bir para, gerekli olmayan besinleri satarak büyük bir para kazanıyor. Bir, ikincisi şişman oluyor insanlar. Ondan sonra büyük bir obezite endüstrisi söz konusu. Amerika, ilaç sektörü, ondan sonra işte bu şeyler,
zayıflamak için açılan merkezler. Yani sonuçta böyle bir şey. Yani sonuçta dünyada zaten nerede şey olacaksa, para kazanacaksa adam da orada. Yani tabii buradan da şeye de gelmek lazım yani. Zayıflama takıntısı da doğru bir yaklaşım falan değil. Yani diyeceğim dünyada o kadar fazla sömürü var ki biz de işte bunları anlatarak neresinden karşı durabiliriz diye. İşimiz zor tabii yani. Çünkü bütün şeyler, televizyonlar insanlara başka türlü şeyler söylüyor. Bir de hocam, son dönemde... Güzel, bir tane gidiyor. O filmden çıktıktan sonra yaşamla ilişkili bir şey hissediyorsunuz, değil mi? Hani ötenezi olmak isteyen bir yüzme tutkunu, deniz tutkunu bir insanın hayatına bakıyor. Biliyor musunuz o filmi? Öyküsünü bilen var mı? Belki bir gün rastgele seyredersiniz. Çok kısaca söyleyeyim. Bir deniz kenarında yaşayan birisi hep aynı yerden dalıyor. Böyle dalmayı da seviyor değil mi? Doğru anlatıyor. Bir gün tam dalarken dalga çekiliyor ve çakılıyor şeye. Düşünün, ondan sonra işte şey oluyor. Boynundan alt tarafı tutmuyor. Ama sonra işte uzun bir süre yaşamını güzel bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Çok tüketme bağımlısı hale geliyor. Ona bağımlı tabii canım. Ne kadar çok cep telefonu kullanırsak o kadar fazla. İşte Nokia, Uluslar Şirket falan böyle bir şey var. Yani bilmem ki. Teknolojiye de karşılıklar da değiliz de. Evet, ha. Çok yiyenlerde ve kilolarda donukluk diye bir şey söylüyor. Var, evet. Donukluk derken niye kastediyorsun? Ya şunu kastediyorum. Yani algılama renkliliğinin kaybolması. Bir. İkincisi hissettiklerine hani şey gibi ya şu ekran 16 bit bilmem kaç renk var ya. Tamam. Ya onun gibi bir şey. Düşük renk alternatif var ekranda, yüksek renk alternatif var ya. Yani aslında donukluk demek dünyayı düşük işte renk yoğunluğunda algılamak demek ve öyle davranmak demek. Çok karışık anlattım. Biraz daha şey yapmaya sevdiğim. Gün boyunca az bilmek demek, gün boyunca az katılmak demek, gün boyunca az hissetmek demek. Az hareket etmek demek mi? Yok, o fiziksel bir şey. Bu apati biraz insan yüzünde görülen bir şey. Daha bulanık yaşıyor. Zihinsel olarak... Hantallaşmak güzel. Zihinsel hantallaşmak güzel. Duygusal hantallaşmak, zihinsel hantallaşmak. Fizikler varsa onlara diyecek bir şey yok. Cep telefonunda da işte ailesinden uzak insanlar var. Onlar kullansınlar da. Mesela ben ailesinin yanında olan bir insan olarak kullanmayı gereksiz olarak görüyorum. Çoğu zaman da ihtiyacım olmuyor. Bu da yok, hayır gerek yok. Bana da olsun ya. Hayır. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sen de demek ki. Evet. Bana da ödeyelim. Katılım ben de. Kim bunu yardımcı çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.